Evet, herkese merhabalar. Bakalım burada bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Bir haftalık videoda daha sizlerle birlikteyiz. Tabii çok böyle keyifli bir hafta değil yatırım nezdinde. Birçok ürün grubunda özellikle son dönem yükselişlerde satış dalgası var. Bazı teknik kırılımlar önemli. Bu haftanın en önemli olayı herhalde aslında işte ABD tahvilleri falan gibi değerlendireceğiz ama özellikle Powell'ın yaptığı sunumlar sonrası hem kendi ağzından hem de birkaç Fed üyesi tarafından işte enflasyonun bir gecede gelmeyeceği veya kısa vadede bir enflasyon beklentisinin çok olmayacağı yönünde ya da orta vade için söyleyebiliriz. Açıklamalar sonrasında aslına bakarsanız Amerikan tahvillerinin 1.60'ın üzerine 10 yıllık tarafta ki geçen yıl sonunda 90.0-90.0-95 seviyelerindeki tahvillerin yükselişi. Çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Yani bu yıl içerisinde yaşayacağımız bir süreçte o süreçte nedir? Özellikle merkez bankalarının desteklediği ve buna istinaden de fiyat hareketlerinin varlık fiyatlarını yükseltici bir ivme kazandırması, işte buna altın, borsa, gümüş veya herhangi bir varlık sınıfındaki yükselişleri birbirinin beraberinde getirmesinin sonucunda aşı çalışmaları sonrası, işte İngiltere gibi belli takvimler açıklayan ülkeler sonrasında normalleşmeye geçiş ve bu normalleşme sürecinde bu piyasadaki paranın oluşturacağı enflasyon ve son dönemde açıklanan büyüme verilerine dönüş. Yani desteği geride bırakıp 2011 gibi ekonomik veri ve enflasyon, büyüme ve enflasyon diyelim. Bu verilere daha çok odaklanacağımız bir döneme, yani bir dalı bırakırken diğer dala ulaşırken yaşayacağımız veya yaşadığımız şu anki değişimler. İşin özeti budur. Şimdi bu özet içerisinde ben hemen şeye bakalım. Yani piyasada şu an kapanmış olan işte Uzak Doğu'ya bakarsanız neredeyse %4'lere varan, Avrupa tarafında %2'lere varan satışlar. Burada Amerika tarafında vadeliler belki baktığımızda yani kapanışlar kırmızıydı ama vadelilerdeki hafif eksilerle birlikte Uzak Doğu'nun da bir nebze nötr olması. Aslında Cuma günüyle birlikte Avrupa seansındaki eksiler bir önceki günün eksilerini gösteriyor. Ama bugün size özel bir grafik de göstereceğim. Burada görebildiğimiz kadarıyla vadeli taraf nispeten bir panik havası yaratmıyor. Pardon. Dolayısıyla aslında buradaki olay şu. Burada bir risk satışı gelmiyor piyasaya. Buraya gelen kar satışı olarak bakıyorum ben. Ama ülke CDS'imize bakarsak şu an 310 seviyelerinde devam ediyor. Mesela biraz önce konuştuğumuz şey tarafı ne derler? Hani Amerikan 10 yıllığı tarafında ise bakayım burada şeyim var mı? US yield. Bunu da becerebilirsem Amerikan 10 yıllığı tarafında ise o bahsettiğimiz 1.10'lu seviyelerin bir nebze daha işte 1.47'lere doğru belki çekildiğini söyleyebiliriz en azından. Hani akşam saatlerinde test ettikten sonra. Fakat işte o bahsettiğim şuradaki 0.90'lı seviyelerden net bir yükselişi görüyoruz. Aslında bu seviyelerde şöyle maksimum alırsak yani Amerikan 10 yıllıkları için hala düşük seviyeler ve şu bölge aşağı yukarı baktığımızda işte 1.47'ler şu an içinde olduğumuz 1.50'ler o 1.60 hareketi sonrasında bir şeyi gösteriyor. Aslında direnç bölgesini gösteriyor. Dolayısıyla burada en azından şimdilik biraz daha sakin bir hava var. Şimdi biz gelelim bu hafta ne olacağı konusuna. Bu hafta biliyorsunuz büyüme ve enflasyon var Türkiye'den. Yani önümüzdeki hafta. Geçen haftanın konusu artık tahvildi.
Yine enflasyonu Avrupa'dan göreceğiz ve Amerika'dan tarım dışı istihdam verilerini takip edeceğiz. Peki bu bağlamda kurda nasıl bir hareket gerçekleşti? Çok güzel bir dip çalışmasını teknik olarak kur yaptı. Artık bilerek bilmeyerek bakın şurayı 7'nin üstüne attı, 7-10'un üstüne attı. 200 günlük ortalaması olması lazım şu mor çizgi. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Üstel ortalamanın üstü şu anda 7.29. Bunun üstüne de geçti ve 7.50'ye doğru geliyor. Ben 7.50'nin yani şu yeşil alanın önümüzdeki dönem burada bir çıkıntı olarak duracak. Tabii bu arada o 6.20'ler, 6.40'lar, 6.70'ler raporları yazan yabancı kuruluşlar tabii şimdi ne düşünüyordur bilmiyorum ama buradan tekrar aşağı doğru yani bu beyaz alan içerisinde oyunun bundan sonraki sürecinin olacağını düşünüyorum. Tabii hafta sonu yeni bir açıklamalar gelirse hani bu tarafta yeni bir krizi hani kur tarafında şu yeşil alan içerisinde görebiliriz. Fakat benim görebildiğim kadarıyla 7.50 seviyesi burada önemli bir direnç. Önümüzdeki hafta eğer işler yolunda giderse 7.30, 7.50 daha da iyi bir dönem geçirirsek önümüzdeki günlerde yani haftalarda o zaman 7.10, 7.50 arasını baz almamız mantıklı olacaktır. Parite tarafında dikkat ediyorsanız yani hala şuradan dolar endeksini gösterelim. Yani burada nasıl 91'e doğru hızlı yükseliyor. Zaten sinyallerini veriyordu. Dolayısıyla parite tarafında 1.20.95 bugün görüldü. Çok net bakın destek dirençlerimiz arasında o kadar güzel hareket etmiş ki bugün. 21.80 yani bu yayınları yakından takip edenler biliyor. Bu çizgileri her gün çizmiyoruz. 1.20.90-95 seviyesi arasında hareket etmiş. 1.20.95'in altı kırılırsa 1.20 kırılmazsa da yine bu aralıkta hareketin önümüzdeki hafta devamını bekleyebiliriz. Ama güçlenen dolar şimdi gördüğümüz altın fiyatında olduğu gibi pariteye de bence sıkıntı yaratmaya devam edecek. Altında da aslında 1765 şu çizgi gri çizgi çok önemli bir destek. Burası şu an için kırıldı gibi gözüküyor bugün kapanışında. Yani burada belki bir 1750-1740'lara doğru bir hareket olabilir. Dolayısıyla bu kanal içerisindeki altında yaşanan yükselişlerde gelecek satışlarda altın fiyatlarının aşağı doğru ben devamını bekliyorum. Direkt böyle bir yıkılmadan ziyade tekrar belki 1785'ler 90'lar görülebilir. Ama net bir şekilde trendimizin aşağı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi grama baktığımızda kur yukarı giderken ons altın aşağı yatay bir görüntü. En azından gram tarafında biraz daha hani 420'lerin 425'lerin arasında kalınabileceğini gösteriyor. Yeşil ve mavi alanı geçtik. Yani mavi alan zaten sarıyla yeşilin arasındaki bir geçiş noktamızdı. 415 ile 420. Bunun üstündeyiz. Şimdi kurda 7.50'yi yukarı kırmayacaksak 200 günlüğümüz 7.27-7.28. Hani buraları geçmeden tepki hareketlerinin belki ons altında da 1785 hareketiyle görülebilir. Ama burada da ben çok kalıcı bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. En azından şimdilik 7.15-7.27 arasında bir haftalık değerlendirme gram altın için yapabiliriz. Petrol. Peki ne oldu da yani bu büyüme enflasyon tarafına geçince petrol varlık fiyatı açısından aslında yukarı gitmesi gerekmiyor muydu? Evet ama her zaman dediğimiz gibi 65 doların üstüne bir nebze işte Amerika'daki soğuğun geçmesi, Suudi Arabistan'ın ya da İran'ın devreye girmesi, efendime söyleyeyim talep gelse de üretim tarafındaki artışın devam edip kısıtlamaların da ortadan kalkması gibi bir beklentinin ben fiyatlandığını düşünüyorum. O açıdan da 64.50 önemli bir destek seviyemiz. Burası kırılırsa 62'ye kadar hareket gerçekleşebilir. Ama haftaya 64.50'nin üzerinde bir fiyatlamayla gidersek tekrar 65-72 hedefli bir petrol ve önümüzdeki dönemde de yani ya 66.50 64.50 ya da 64.50 62 arasında bir hafta geçirme ihtimalimiz pazartesi açılışa göre mümkün gözüküyor. Gümüş herkes çok dikkatle takip ediyor. Bakın burada da aşağı yönlü hareket var. Çünkü dolar endeksinde bir yükseliş söz konusu ama altın kadar sert değil.
Hatta trendinin hala üzerinde, efendime söyleyeyim, 50 günlük ortalaması olan 26-50 seviyelerini görse de henüz üstünde, akşam aşağı doğru spike'lar oluşabilir. Burada da net bir şekilde 26.85'in altında kaldığım sürece, 26 üstüne geçince de ilk direnç bölgemiz 27.40 gözüküyor. Ben gümüşte o kadar sert düşüşler beklemiyorum. Ama sterlin enteresan. Yani 2 gün önce gördük 1.42.50'leri. Bugün ise neredeyse trendin dibi olan 1.38.88 gördük. Dolar güçlenmeye devam eder. Burada 1.38.50 kırılırsa 1.37'ye kadar bir hareket. Kırılmadan yukarı tepkiler olursa da 1.40 şu an için kısa vadede satış fırsatı gibi gözüküyor. Şimdi burada bir teknik analiz çalışması yapmışız ama bunun yerine şöyle bir şey yapsak, S&P endeksine baksak. Özellikle niye S&P endeksi diyeceksiniz? Çünkü borsalar tarafında borsalar tarafında özellikle S&P'de 3840 seviyesi benim için önemli. Dolayısıyla burada size bir S&P bulabilirsek, evet, şu grafiği atalım içine. Şimdi bakın, tabii ki teknik analiz önemli, psikoloji belki daha da önemli. Niye 3840'ın bütün bu söylediğimiz tahvil fiyatları içerisinde önemi var? Şurası dibimiz değil mi? Burası 13 Mart mıymış? Aslında bu 24 Mart, 23 Mart gibi geliyor bana. Evet, 23 Mart tarihinde, iyi hatırlamışım, 2184 seviyesi olması lazım. Şimdi burası dip. Buradan tabii ki çeşitli trendler çizebilirsiniz. Ama ben trend kırılımı açısından şöyle bir trend çizmek istiyorum. Neden? İkinci destek noktam. Üçüncüsü de zaten daha önceki ay kırılımı yaşadığımız yer. Şimdi burada benim hesaplarıma göre 3840 aşağı yukarı. Burası aşağı kırıldığında bir aşağı trend devamı, en azından S&P endeksi için bir öncekine benzer 3673 ya da daha sonra 3588 ya da daha sonra 3390'a kadar gerçekleşebilir. Onun için bütün bu borsa tahminlerinde biraz sonra konuşacağımız 3840 S&P endeksini dikkate almanızda fayda var. Fibonacci sevenler için de bir istek parçası olarak baktığımızda, en azından tamam 3840 bir trend kırılımıdır ama Fibo seviyeleri açısından da ilk düzeltmesi 23.6 olarak bir nebze işte 3500'lü seviyelere yakın olduğunu da söyleyelim. Dolayısıyla bir 300-350 puanlık marj S&P içinde oluşabilir. Şimdi gelelim hepimizin çok sevdiği borsa. Ne dedik? Bir kanalımız yukarıda, bir kanalımız aşağıda, 1550'yi geçemezsek falan filan trend dedik. 22 günlük, 50 günlük, hadi şunu da şey yapalım. Çok seviyor bu ara, 200 günlüğü biz 50 günlüğe çevirelim bazı arkadaşlarımız. 50 günlüğün altında kalıyoruz, 1485, ama burada önemli olan 1500'ün aşağı kırılmasıydı. Ve dikkat ediyorsanız bir sarkmayı yaptı, yukarı doğru güç alamadan ikinciyi yaptı. Yani normalde endeks burada 1430'un da altına gelip aşağı doğru devam etmesi lazım. Ama 1430 desteğimiz var, yukarıda 1490 direncimiz var kısa vade diyelim. Eğer burada işte 1450, 1430 aşağı kırılırsa da 1400'e kadar bir hareket gerçekleşebilir. Bunun değişmesi yönünde de şu an için çok emare görmüyorum açıkçası. O açıdan baktığımızda bir düşüş trendi kısa vadeli kesin başladı demek için de aslında erken gibi gözükse de şurada, yani şuradaki kopmanın kısa vadeli altında kaldığımız sürece, daha sonrasında böyle çizilecek bir düşüş trendi içinde yer almaya
devam edeceğiz. O açıdan şu ana kadar 1500'e doğru olan tüm hareketler burada ya da 1490 deyin, nasıl seçerseniz, bu yükselişlerin hepsi satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Eğer 1500'ün üstüne 3840 S&P'de kırılmadan sonra geçebilirsek o da tekrardan bir trend görünümü bize gösterebilir. Şimdi bu da dolar bazlı bir şey, ne diyelim, endeks. Onun için yani belki dolar bazlı takip edenler için de tabii ki doların yükselmesi de ayrı bir şey katıyor, ivme katıyor. Burada hep konuşulan şu zirve seviyesi şu an için, yani dolar bazlı işte aşağı yukarı 2021 bin endeks ya da 2.10 sent aşağı kırılınca da dolar bazlı. Burada aşağı doğru fiyat hareketleri gördük ve dolar bazlı yine kritik seviye olan, daha önce de kur hareketiyle birlikte test ettiğimiz 19.500. Bu 19.500 seviyesi aşağı doğru kırılırsa zaten bir nebze o konuştuğumuz 1400'lü seviyelere doğru TL bazlı geçiş hızlanabilir. Çünkü aşağı doğru görebildiğim kadarıyla en azından şu an yani bir 18.000'ler ya da 17.500'ler dolar bazlı gözükebilir. Ama dolar endeksinde tabii ki kur hareketiyle birlikte aşağı doğru net kırılım daha kalıcı gözüküyor. Şimdi buradan toparlamaya çalışırsak maalesef bir nebze bu dönüşüm içerisinde doğru kararları veremeyenler işte getirilerinin bir kısmını bu hafta içinde kaybetti. 3800 S&P, 1450 aşağıda, 1490 yukarıda Borsa İstanbul, altında 1765, gümüşte 27 dolar yukarıda diyelim, aşağıda 26 dolar. Ve özellikle petrolde baktığımızda 65 dolar seviyesi şimdilik önemli gözüküyor. Özellikle bu akşam kapanış sonrası pazartesi günü S&P 3840'ın altında kalıyorsa düşüş trendinin devamı yurt dışında da teyit edilecektir. Dolayısıyla pazartesi büyüme ve sonrasında da hafta içinde Türkiye enflasyon verilerinin haricinde o Amerikan tahvillerindeki hareketle Türkiye'nin iç siyasetindeki gelişmeler hafta sonunda yakından takip edilecek. Şimdilik herkese bol kazançlı, güzel bir gün ve güzel, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.